Merhaba. İktidar 2 Nisan'da Van'daki zamansız ve başarısız denemenin ardından geçen hafta Hakkari Belediyesi'ne kayyım atayarak şaşırtmadı. Sırada 26 belediye daha var. Nereden mi biliyoruz? 6 Mayıs'ta kayyım atanacak DEM Partili belediyelerin tam listesi Hürriyet'te yayımlandı da oradan. Şaşırtıcı olan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün üçüncü kez böyle bir yanlışlığa başvuracaklarını düşünmüyorduk sözleriydi. Oysa bu yönde hiçbir emare yoktu. Ahmet Türk 2014, 19 ve 24'te 3 kez üst üste Mardin'de belediye başkanı seçildi. 2016'da görevden alınarak tutuklanıp cezaevine gönderildi. Sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol şartıyla tahliye edildi fakat görevine iade edilmedi. 2019'da seçildikten hemen sonra ikinci defa görevden alındı, bu defa tutuklanmadı. Şimdi üçüncü kez seçildi ve listede yine adı var. 16 Mayıs'ta açıklanan Kobani davası kararlarında 10 yıl hapis cezası aldı. Ahmet Türk örneğini özellikle verdim. Zira rejimin bir absürtlüğü de şu, her 3 adaylığını da Yüksek Seçim Kurulu aday olmasında yasal engel yok diye onayladı. O arada yargıda davası olan aday gösterilmeseydi gibi sığ ve sahadaki gerçeklerden uzak yorumları kale almıyorum. Kürt siyasetinde hakkında soruşturma olmayan kaç kişi var Allah aşkına? Ayrıca sicili temiz olmak çare mi? 2019'da Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Selçuk Mızraklı'nın hakkında hiçbir soruşturma yoktu. Alelacele hazırlanan düzmece bir dosyayla görevden alındı, o gün bugündür hapiste. Pazar günü Yeni Şafak'ta ilk sayfadan Kandil Diyarbakır'a kayyım atamış masa başı haberi çıktı. PKK'nın Diyarbakır'da paralel yönetim oluşturduğuna, tüm daire başkanlıklarının PKK gölgesi altında olduğuna, örgütün belediyenin tüm kaynaklarında söz sahibi olduğuna dair isim isim bir dizi iddia sıralanıyordu. Aynı gün Diyarbakır halkı ayaktaydı. Binlerce insan barikatları aşarak Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Baskılar bizi yıldıramaz, gaspçılar defolun, Kürt halkı burada ve benzeri Kürtçe ve Türkçe sloganlar atıldı. Tablo budur ve DEM Partili tüm belediyelerde doğal olarak endişeli bir hava hakimdir. CHP Van'daki ilk kayyım girişimine önceki döneme göre güçlü bir tepki verdi. 2 ay sonra Hakkari'de ise durum daha farklıydı. CHP heyeti kayyım kararından bir gün sonra kente geldi. Yarım saatlik valilik ziyaretinin ardından 10 dakika DEM Parti il örgütüne uğrayıp kentten ayrıldı. Herhangi bir protesto ya da yürüyüşe katılmadılar. Erdoğan'ın Hakkari kararı için yargı kanunu değil hukuku konuşturmuştur sözü dikkatle bakılırsa çok anlamlıdır. Bu Goebbels felsefesidir. Çünkü Hitler'in propaganda bakanına göre hukuk siyasal liderliğe hizmet etmelidir. Bitmedi. Führer en üstün yargıçtır ve her yargıç Führer'e sadakatle karar vermelidir. Üniter devlette başkanlık sistemi yoktur diye bir şey yok. Hitler Almanya'sına baktığınızda orada da bunu görürsünüz. Nazi Almanya'sında bunu yaptılar. Hukuken düşman kategorisine sokulan gruplar devlet ve toplum düzeninden atıldı. Erdoğan'ın önüne o metin boşuna konulmadı. Dolayısıyla ne iddianamenin ne de yargılamanın peşine düşmenin manası yok. Çünkü yargıçların sanığın suçlu olduğunu ispat yükümlülüğü yok. Hukuk reisin uhdesinde. Nazi uygulaması budur. Erdoğan aynı konuşmada hiçbir ülke dağdaki eli kanlı teröristlerin tünel kazarak belediyelere sızmasına göz yummaz dedi ve 4 gün sonra Yeni Şafak Kandil Diyarbakır'a kayyum atamış başlığıyla çıktı. Her şey sıralı yürüyor. Erdoğan'ın devamla Hakkari bunun ilk adımı olmuştur, hukuk da gereğini yapmıştır, yapmaya da devam edecektir sözleri olacakların habercisidir. Yargı kanunu değil, hukuku konuşturmuş ve kararını da buna göre vermiştir. AKP'nin oyları bölgede her seçimde eridi. Asker ve polisleri bölgeye taşıyıp şişirme seçmen kayıtlarıyla durumu bu defa kayyımsız lehine çevirebileceğini düşündü. Şırnak örneği gibi kısmen sonuç alsa da büyük ölçüde ters tepti bu. Yetmedi. Tekrar kayyım politikalarına dönüldü. Bölgede insanlar çok öfkeli. Taşımalı oylara kolluk gücü marifetiyle manipüle edilen sandıklara rağmen dişinizi tırnağınıza takıp kazanıyorsunuz ve üçüncü dönemde kayyım atanıyor. Bu demokrasiye inancı bitirir. Öyle de oluyor. Kürt seçmenin batı illerinde kayyımın kanıksandığını düşünmesi ise bambaşka hayal kırıklığıdır. Yasak savma kabilinden tweet atarak ya da iki satır idareyi kelam demeç vererek olmuyor artık. Diyarbakır halkı bunun için pazar günü geç vakte kadar sokaktaydı.
halk iradesine ancak kendinin sahip çıkacağını, bunu başkasından beklemenin ham hayal olduğunu gördü. İktidar da CHP'nin ne tepki vereceğinden ziyade bunu tartıyor şimdi. Çünkü belli ki bu defa öncekinden çok daha büyük bir reaksiyonla karşılaşacak.